Ortaklaşa satın alınan bir mal daha sonradan kiraya veriliyor. Alınan kira bedelinin paylaşımı noktasında yüzdelik olarak fark olması caiz midir? Birisinin yüzde 60, diğerinin yüzde 40 alması gibi. İslam fıkhında şirket diye tabir edilen ortaklılık genel hatlarıyla iki kısımda ele alınıyor. Mülk şirketi, bir de akit şirketi. Mülk şirketi iki veya ikiden daha fazla kişilerin bir mal üzerinde herhangi bir ticari gaye olmaksızın ortak olmalarıdır. Yani al-sat yapmayacaklar, sadece o malı alacaklar. Hı hı. E, gerek kendi ihtiyaçlarında kullanacaklar, gerek yatırım mahiyetinde kenarda kalsın diye alacaklar veyahut da kiraya verecekler, başka işlemlerde kullanacaklar. Bu mülk şirketi olarak ifade edilir. E, i̇kinci çeşit olan şirket ki akit şirketidir. Bu da yine iki veya ikiden daha fazla kişilerin ticaret yapmak gayesiyle bir araya gelerek ortak olmalarıdır. Ortaya sermaye olarak her iki taraf para koyar ve bu parayla bir mal satın alınır, satılır, satın alınır, satılır ve böylece elde edilecek olan kar aralarında taksim edilir. Şimdi şirkette ortakların hisse oranı eşit olabildiği gibi farklı da olabilir. Yani söz gelimi %50-%50 ortak da olduğu gibi %40-%60 da olunabilir. Peki sorumuz şu, %50 ortak olduğumuz halde ortaklardan bir tanesinin daha fazla pay alması caiz midir? Evet. Ee, bunu iki şekilde düşüneceğiz. Akit şirketinde bu caiz midir? Mülk şirketinde bu caiz midir? Ee, ve buna vereceğimiz cevap her iki tarafta da farklılık arz edecektir. Öncelikle Hanefi fıkhına göre akit şirketi, yani ticaret yapmak gayetiyle gayesiyle kurulan şirketlerde kar oranıyla sermaye oranının eşit olma şartı yoktur böyle olan şirket yapıları var. Mufavaza şirketi gibi ama genel olarak işte inan diye tabir ettiğimiz şirkette tarafların anlaşmasıyla sermaye oranı eşit olduğu halde kar oranı farklı olabiliyor. Hı hı. Bu şuna benzer. Siz ticareti daha iyi biliyorsunuz. Daha fazla çevreniz var. her ne kadar sermayede eşit olsanız da karda eşit taksime razı gelmemiş olabilirsiniz. O yüzden diyorsunuz ki karın %60'ı benim, %40'ı ...sizin olsun diyorsunuz. Evet. Ama sermayemiz %100'de, yüzde %50 ve ben de bunu kabul ediyorum. Bunda fıkhen, hanefi fıkhına göre bir mahsul lazım gelmez. Evet. Tabii bu noktada şafi mezhebinde bazı sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Çünkü şafi mezhebine göre kar tamamıyla sermaye endeksidir. Sermayedeki oran neyse kardaki evet. oran da öyle olmalıdır. Tabi bu şu sonuçta şöyle bir sıkıntıyı ortaya çıkartıyor dediğimiz gibi iş paylaşımında birimiz diğerimizden daha aktif olabiliyoruz. Aktif olan kimse eşitliğe razı gelmeyebilir. Peki biz bunu nasıl karşılayacağız? İşte Şafi mezhebi burada ona sabit bir maaş şeklinde e, öngörürken hmm. Hanefiler de sabit bir maaş değil. Belki hisse oranında farklılık Farklı. olabilir. Yani kardan farklılık. Ama tabii şunu da belirtelim ki bir zarar söz konusu olduğu zamanda da zarar sermayeye göredir, kara göre değildir. Hmm. Yani yüzde ortak olduğumuz bir ticari firma kar elde ettiği zaman tamam %60'ı sizin yüzde kırkı benim anlaşmamız böyle. Ama bir zarar geldiği zaman bir borç geldiği zaman sermaye nispetince yüzde evet. elli olacaktır. Bu söylediklerimiz akit şirketi ile alakalıdır. Peki mülk şirketi yani bir malda ticari gaye olmaksızın satın almamız ortak olarak satın almamızda elde edilecek olan nemadaki taksimimiz nasıl olmalıdır? Diyelim ki ortaklaşa koyun aldık hı hı. E, ve bu koyunlar kuzu dünyaya getirdi. Veyahut da ortaklaşa bir daire aldık, bu daireyi kiraya verdik. Kira bunun bir gallesidir. Bunun taksimini nasıl yapacağız? Deniyor ki, milk şirketindeki hisse ne ise oradan elde edilecek olan nemadı da taksim aynı olmalıdır. Evet. Bu manada ortaklaşa satın almış olduğumuz bir arabayı, mülk şirketi olarak aldığımız bir arabayı sattığımız zaman dahi taksimi buna göre yani eşit olarak yapmamız evet. gerektiği gibi bu arabayı kiraya verdiğimiz zaman elde edeceğimiz kira bedelinde eşit, eşit olarak alalım. sermaye nispetince taksim etmemiz gerekecektir. Hattı zatında e, akit şirketlerinde e, ticarette elde edilecek olan karda konuşma söz konusu. Yani konuştuğumuz gibi geçerli olur. Hmm. Ancak e, kar farklı bir şeydir, e, nema farklı bir şeydir. Yani e, kar sermaye bir mal. Önce sermayeydi, paraydı, hmm. mala döndü ve mal tekrardan paraya döndü. Ve o para eski paranın aynısı artı bir de ziyadelik var. Evet. İşte kar burada zuhur etmiştir. Ama o mal bakiyken varken o maldan elde edilecek olan nema, hı hı. kira gediği ki bunlardandır. Bu kar değildir. Evet. Bu kesb olarak fıkıh dilinde ifade ediliyor. Şirket akitte e, konuşulduğu üzere karın taksim edilmesi karda, kardadır. Evet. De değildir. Nemade değildir. Yani şöyle misal verelim. Yine biz şirket akit kurduk. E, ticaret yapıyoruz. İşte e, al sat yapıyoruz. Al sat yaptıklarımızdan bir tanesi de koyun olsun ve almış olduğumuz koyun kuzu dünyaya getirsin. Yani diyelim ki 10 tane koyun almıştık. 10 e, tane koyun her birileri birer kuzu dünyaya getirdi. 20 tane kuzumuz oldu. Evet. Bu 20 kuzunun taksimi aramızda nasıl olacaktır? Yüzde %50 yüzde %50 mi yoksa daha önceden akitte konuştuğumuz üzere karda %60 yüzde %40 mı? Bu bir kar değildir. Onun nemasıdır. O mala tabidir. Yani ayna tabidir. Hmm. Dolayısıyla ayın ayındaki hissemiz ne ise o ayından neş'et edeceğimiz olan nem adı da hissemiz aynı oranda olacaktır. Hmm. Evet. O yüzden işte bir araba alacağız. Özellikle rentekar firmaları bu gibi hmm. sualleri soruyor. Araba alacağız ama birimiz daha aktif bir şekilde çalışacağı için sermayelerimiz eşit olsa da elde edeceğimiz kira bedeli eşit olmasa bu caiz olur mu? Bu doğru değildir. Caiz olmaz. Ya burada hisseler oranında farklılık olsun. Yani birbirlerine hisse satsınlar. Evet. Her ne kadar bedel olarak işte 10 liralık bir arabanın %50'si 5 lira, %50'si 5 lira. Ben 5 lira koyup sen de 5 lira koyuyorsun ama ben 5 lirayla %60 hissesini alayım. Siz 5 lirayla %40 hissesini evet. alın. Bu şekilde elde edeceğimiz kira bedelinden de ben %60 alayım, %40 alayım çalışmaya mukabil. Bu şekilde belki düşünebilirsin. Veyahut da milk şirketi olarak başlangıçta bu akdedilirse sizin hissenizi ben... Bir başkasına kiraya verme konusunda amil olurum, çalışan olurum. Hmm. Çalışmama mukabil sizden ücret talep ederim. Evet. Bu tarzı olabilir. Aksi takdirde bahsettiğimiz şeklin dışına çıkmak doğru olmaz. Gerçekten tek gibi görünen aslında iki bir, ikili bir sistem var. Onu ince bir çizgi ayırt etmek ayırt lazım. Ayırt etmek gerekir. Evet. Evet.